Ses. Ses. Dün bir televizyon kanalında kale ilçemizle ilgili bir iddia söz konusu oldu. Tabii biz de ilk defa il başkanı olarak, il yönetimi olarak, milletvekilimiz ve genel merkezimiz olarak ilk defa o televizyon kanalında çıkan haber sonrasında, program sonrasında durumdan haberdar olduk. Genel merkezimizde konuyu paylaştık. Hemen bir saat içerisinde arkadaşlar, bir saat içerisinde bu bir iddia ama önemli bir iddia. Bir saat içerisinde bu kişinin partimizde bütün üyelik dahil olmak üzere bütün bağlarını kestik. Bu olay açıklığa kavuşana kadar üyelik dahil olmak üzere bütün ilişkilerini derhal askıya aldık ve bir saat sonra hem programdan bir saat sonra hem bu kişi ilçe başkanımız değildi hem partimizin üyesi değildi değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu kişiyle ilgili disiplin soruşturmasını başlattık. Üyeliğini askıya aldık ama disiplin soruşturmasını da başlattık. İlerideki bir durum karşısında tekrar olumsuz bir durum karşısında partiye dönüşü mümkün olmasın diye. Tabi değerli arkadaşlar şunu açıklıkla söyleyelim. Çok açık net söylüyoruz. Tecavüz, taciz kimden gelirse gelsin buna karşı çıkmayan, buna en sert tepki vermeyen ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur. Bu konu üzerinden, bu konu üzerinden milletvekilimize yönelik, partimize yönelik veya il başkanlığımıza, il örgütümüze yönelik, bu partinin onurlu herhangi bir bireyine yönelik bir saldırı da aynı şekilde ahlaksızlıktır, şerefsizliktir değerli arkadaşlar. Bu konu karşısında, böyle bir konu karşısında kim sessiz kalırsa, kim sessiz kalmışsa şerefsizdir, ahlaksızdır, namussuzdur. Net söylüyorum. Sessiz kaldığımızı iddia edenler de aynı şekilde şerefsizlikle, ahlaksızlıkla suçluyorum arkadaşlar huzurlarınızda. Değerli arkadaşlar, hangi partide olursa olsun tecavüzcünün, tacizcinin, ahlaksızın partisi olmaz. Bu hangi parti olursa olsun bunun savunulacak bir tarafı olmaz, olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda rüştünü ispatlamış önemli bir partidir ve bu süre içerisinde büyük bir partidir. Elbette ki kimin suçlu olduğunu zaman zaman suçsuz olduğunu bilmeyerek bir kitle partisinde herkesin belki siyaset yapma hakkı vardır. Ama bu durumlar ortaya çıktığında bir dakika bile o kişiyi partimizde bekletmeyiz. Dün de aynısını yaptık, bekletmedik değerli arkadaşlar. Bunun üzerinden partimize Sayın Milletvekilimiz Veli Ağababa'ya bir linç girişimine de asla izin vermeyiz arkadaşlar. Asla geçiş vermeyiz. Bu kim suçlu ise suçluları olayın detaylı olarak değerlendirmesi, incelenmesi konusunda savcıları göreve davet ediyoruz. Bugün bu savcılar görevini yapacak ve kim suçlu ise o cezasını hukuk karşısında alacaktır. Bu kişinin demin söyledim partimizde hiçbir bağ, bağlantısı da kalmamıştır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.